Müşkül Pesent'in mükemmel bir bölümünde yine kardeşim Can Baba'yla güzel bir program yapmak için buluştuk. Evet. Can, hoş geldin. Hoş bulduk. Arabayı biraz. park ettin, geldin. Aynen, biraz karanlıkta zor buldum burayı. Evet. <laughs> Hep teknik aksaklık yaşıyoruz. Yani kanka şimdi... Kanalımıza abone... <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene tam cümlenin arasında. <laughs> yani böyle bir şeyin parasını tam vermeyince <laughs> mal sahibi de siklemez ya seni. <laughs> O çok var benim hayatımda. Ya. Yapın amına koyayım orada işte falan. Böyle. Tabii ya yani o ne kadar zor anlardır değil mi parasını aynen, vermezsen. Aynen. Oturduğun yeri bir ayarla da. Ben iyiyim ben böyleyim. <laughs> böyle yapacağım programı ama şeyi bulamadım kanka. Kolu mu? O... Götü mü? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmanızı ve bizi desteklemenizi çok isteriz. Çok isteriz. Canın birazcık... <gülüyor> 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 bir şeylere ihtiyacı var <laughs> Senin durumun iyi bu aralar. <gülüyor> <gülüyor> bu işi para için yapmadığımız çok belli değil mi arkadaşlar? Çok belli değil mi ya? Bir de hocam şey konusu var ya bunu Instagram'a da koyabilirim belki de bilmiyorum. Genelde Instagram'dan alıyorum bu yorumları falan hani. Mesela geçen hafta vegan hmm. vefat eden Everest'te <laughs> vefat eden o güzel kardeşimiz için. Şey yaptık ya, konuştuk ya hani hoş olmadı, <laughs> bilmem ne öyle evet. insanlarla falan filan. oğlum <gülüyor> yani <gülüyor> savaştan kaçıp denizde ölen çocukla dalga geçmiyoruz ki anasını satayım yani hani. evet. Abla kendisi bir şey gireyim, ya yani, yani çok bilerek çok isteyerek değil mi bu yani? Hani evet. Dağcılık konusunda bir eğitim aldın mı, bilmem ne yaptın mı hani? Gerçekten vegan mısın? <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyormuşuz daha değilinin değili gibi. Can baba efendim canım. Uyurken yastığa sarılmak gerçek hayatta birisini özlediğinize işarettir. Uyurken yaşam yoksun. Deniz'i mi? Böyle. Evet sarıldı tabii tabi, ben yoldu. çok severim o şarkıyı ben bu arada. Ben de severim ben de severim ee... var mı? Ben yast... bacak arama alıyordum. <gülüyor> 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 var mı sen o? Çok keyifli bir şey değil mi? Sen başka bir şey özlemiyorsun. <laughs> Demek ki. Hakikaten böyle bir bacak arasını alıp yatma diye bir... Ona özel yastıklar falan hmm. filan da var çünkü. <laughs> İnsanlar da var. <vardır. gülüyor> bacak aranı parası karşılığında. Var böyle şeyler. Bende hiç öyle yastıkla bir münasebet yoktur. Allah Allah. Gençken şöyle bir şey vardı. Yastıksız. Sadece yastığı kafamın üstüne koyardım ben. Ha. Yani yastığın altına sokuyordum kafamı. O da şey hasretin. Sen bir ara Sağ yumruğun bir buçuk dakika süreyle sıkılmasının hafıza oluşumuna yardımcı olduğu, aynı işlemin sol yumrukta yapılmasının ise hatırlamayı kolaylaştırdığı o tespit o edilmiş. aynı bir şey, değil şey değil mi? Hafızayı güçlendirme, hatırlamaya kolaylaşma. Ya bu hani hafızanı güçlendiriyor. Biri, dinle, biri bir şeyler anlatıyor. Bir şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Sol yumruğumu bir buçuk dakika boyunca sıkacak mıyım? Evet. O yüzden gerçekten bütün devrimciler... <laughs> o günü hiç unutmuyor. <laughs> O Şimdi bununla ilgili de bize bir şeyler yazmasınlar ya. ya. hani abi. Et, Sol abi. el çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Fidel Castro'yu siz tanıyor musunuz? <laughs> ya peki Ernesto bunları duysa? Tövbe yarabbim. Bir de hani neyse. Ernesto'nun tişörtünü alıyorsun ya kapitalizme katkı sağlamıyor mu? Tabii baskı Var da Amerika'da yani hani. <laughs> <laughs> Doğru. Devam, devam. Bunu da iPhone'un arkasına <laughs> yapıştırıyorlar ya. <laughs> Çok iyi değil mi abi? Muazzam. Neyse ama hiç bunları biz konuşamayız yani hani. Çünkü o yüzden biz sadece boş muhabbet yapıp bence insanları eğlendirmek. Evet. En kolay tarafımıza mı geliyor? Her şeye gülüyoruz. E değil mi? Aynen. Bilim insanları tarafından kaygıyı yüzde %65 oranında azaltan bir şarkı varmış. Marconi Union'un Weightless. Biliyorum ha. Evet, biliyorum. Evet. Ben o gün onu dinledim. <gülüyor> <gülüyor> Aksiyete var. <laughs> e, güzel şarkılar hakikaten seni dinlendiriyor mu? E tabii ya. Duy değil duygulara öyle. hitap eden bilmem ne, değil mi? Geçmişinde, hmm. maziinde bir tarih yata <laughs> 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 var mı öyle şarkılar sen? Var ama beni evet tam. beni etkileyen beni e, var bir anlam var. bir anlam yaratan Aynen. hayatımda. Peki mesela şarkılar var. Müzikal olarak var mı sadece enstrümantal? O da var var, var, var. var mı? Var var. Bu internasyonal marşı falan beni etkiler. benim mesela dokuzuncu senfoni. <gülüyor> <gülüyor> e olabiliyor ama sen şimdi buna güldün ama senin cahil. Şimdi <laughs> E var klasik müzik dinleyen adamın hani belki de. Herhalde canım var ya. E mesela ben de beni gerçekten hayatıma çizgi bırakmış şarkılar var. Hani papara pipo can papipo. <laughs> hiç duymadım lan kimin. Ya hiç sorma ya. <laughs> bir de bir abi var ya böyle hani milleti peşine takıyor. Kürt bir abi var değil mi de onun şarkısı. <laughs> böyle <Uyuklu>. bir oyun, oynuyor. abi. i̇nternette ve bu Instagram sosyal medyada amatör sanatçılar oluyor. Evet. ...klibinde ailesini oynatan veya... ...çocuklarını He oynatan... E, ...köy yerinde... Hmm. E, ...ünlü olup... Seküler tarafta da var. Kendimi seviyorum, kendimi se O teyzeyi hmm. biliyorsun. Evet, kendini seven <laughs> teyze. Tanıyorum ben o teyzeyi. Şarkının adı da <gülüyor> Narsist. <gülüyor> Bencil. <gülüyor> Öyle bir abla var hakikaten. Hmm. Biz ona mesela şarkı yapsak... ...seni seviyorum, seni seviyorum. <laughs> <laughs> o kadar etkili olmaz. Evet. Cam silip ayna gibi oldu. Ayna silip cam gibi oldu diyen yeryüzündeki tek milletiz. Cam silip ayna gibi oldu. <laughs> ayna silip cam gibi oldu. Demek ki bir arayış içindeyiz. Benim anladığım bu yani. Aynen. Parlak ve düzgün bir şey olunca. Aynen. Ama sildiğimiz o değilse söylüyoruz. Aynaya ayna gibi oldu demek de çok saçma. <laughs> Aynayı silip. Aa ayna gibi oldu. <laughs> Dur tekrar kelleteyim. <laughs> Bakayım diyor hocanın <laughs> Ben varım oğlum burada. <laughs> Bunu anlamadım. <laughs> Eğer dünyayı 15 yaşında terk eder, nereden? Ölürsen mi? <laughs> Yok, uzaya. uzaya. <laughs> hiç insanlık uzaya çıkmadı ki. <laughs> e <laughs> ki düz. <laughs> evet. Eğer dünyayı 15 yaşında terk eder ve ışık hızıyla giden bir uzay gemisine binersen 5 yıl sonra dünyaya döndüğünde sen 20 yaşında olacaksın. 5 yıl sonra dünyaya döndüğünde evet. dünya bilmem kaç yaşında olacak. Akranların ise 65 yaşında olacaklar. Evet, tabii yıldızlar arasını izlemediğin çok belli buna. buna yani. zaman genişlemesi denir. Aynen Installer öyle. Interstellar mıydı neydi? 3 kere izledim. Evet, sana da bazı e, spoiler vermiştim orada. Mesela üç kere izledim bir de. Ve sen de evet ya çok haklıymışsın dediğin. Tam bir daha ver. Hani kızıyla olan ilişkileri en sesler bilmem ne muhabbetleri. Ha, sen o yazıyı okudun filmi izlemedin. <laughs> i̇zledim oğlum <olmayan>, izle... <laughs> Sadece yazıyı okuyup bilgi verdim. nedir? <laughs> 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 evet bir filmi izlemiş olman beni çok şaşırttı. <laughs> ben çabuk unutuyorum ya kanka. Biliyorum, biliyorum. Evet o yüzden hatırlamıyorum. Ne diyorsun yani bir uzay yolculuğu yaptıktan sonra döndüğünde insanların hepsi 65 bütün sevdiklerin hmm. vesairelerin bir kere daha gitsen kimse yok aslında. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya oradaki stre... Fi... filmde şey sahnesi var yani başka bir gezegene gidiyorlar her bir saniye 5 yıl mı 10 yıl mı öyle bir şey. Öyle değil ama o kadar gibi bir şey. Evet, bayağı yüksek. Az kalmaları gerekiyor 7 <laughs> dakikada bir mi ne böyle her yıl atıyor. Gibi bir şey evet Hı. abi ne stres ya. Tabi tabii. tabii. Bir de bekleyen var orada. Arkadaşları var ya orada. Adam 25 yıl mı ne beklemiş oluyor? Uzay gemisinde onları. Hmm. Geri dönmelerine. Halbuki Halb 5 dakika. Tabii halbuki 5 dakika onlar için yani. Strese bak. Aa ne enteresan değil Tabii mi? Tabii canım. Shorts kalmaz ya izleyecek. <gülüyor> <gülüyor> halbuki abone olup müşkül mesaj. <laughs> çevir çevir izle. Tes Christian. Kim o? <laughs> 52 yaşında ve tam 42 yıldır yani 10 yaşından beri kırışıklıklarının olmaması için gülmüyormuş. Aa. Var mı kırışıklığı? Var yüzü. <laughs> Oğlum nasıl gülmezsin ya? Müşkül pesanti izlesin. Krizi... <laughs> Çok iyi. <iyiyim. gülüyor> gülmüyormuş sadece Türkiye siyasetini. <laughs> Bu nedir ya? Yüzümde kırışıklık olmasın. Ruh hastalığı kanka o ya. Evet. İnsanların... Geçen de bir tane çocuk vardı. Ya erkek... Genç yani böyle 25... O da in Twitter'da gördüm. Burnu kalkık olsun diye... Daha da kalkık olsun diye herhalde. Bilmiyorum <laughs> hani. Dört ameliyat geçirmiş. Hani dördü de başarısız geçmiş falan. Şimdi i̇şte doktorları şikayet edeceğim bilmem ne falan filan. Şimdi şey yapmak istemiyorum da... <laughs> hakikaten bence psikolojik bir problem yani insanın kendisiyle olan görüntüsüyle olan takıntısı yani. E var kimin de demek ki çok rahatsız oluyor ki bundan. Hani bu bu bunu Ama problem. Ama hani dışarıdan çok bariz bağıran, bağıran bir şey olur hani çok büyük bir burnun vardır, çok Hı -hı. çirkindir, bilmem Hı -hı. ne, ne bileyim yani. Ya burnun yoktur. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir burun istiyorsun. <gülüyor> standartların <gülüyor> Dışındadır Tabii ki anlarım bunu hani sosyal yaşam için bilmem ne için falan filan ama iki santim daha kalkık olsun diye bütün zamanını, bütün enerjini, bütün gücünü buna vermek bana çok enteresan geliyor yani. Hayatla barışık olmak da var bence ama hayatın içerisinde var. Mesela senle benim bir dostumuz var. Hani hmm. yüzünün yarısı komple doğum lekesi. Evet aynen. Ee, ne kadar umrunda hayat. Aynen öyle. Yani yani, yani taksana olacak. Evet. Bir de öyle bir şey Maske var Maske mi? Yani. <laughs> Halbuki. <gülüyor> nasıl tak nasıl? <gülüyor> Burada aşağılıyormuşuz. Of. <laughs> ben mesela yüzüne bakmamak için <laughs> 22 yıldır <laughs> alkol alıyorum. Aynen. Arı iğnesinde bulunan zehrin romatizma gibi hastalıklara iyi geldiğini tespit etmişler. Evet. Sürekli arı zehrine maruz kalan bir insan kolay kolay da hasta olmuyormuş bağışıklığını güçlendiriyormuş. Çok enteresan. Yani arı zehri aslında bayağı... herhalde penisinin gibi bir iğne gibi. Hani <laughs> değil mi? <laughs> penisinin iğnesi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Demek ki yararı var yani. Olabilir abi. Arı soktu mu hiç seni? Soktu. Hem de nereden soktu biliyor musun? Şu dudağımın içinden, iç kısmından. Aa. Aynen. Kutu kolanın içine girmiş kanka. Kolayı böyle kutu kolayı içerken. İsrail. <gülüyor> <gülüyor> bu <laughs> Şuradan bir çaktı. Beş dakika sonra Banu Alkan gibiydim yani. Kocaman oldum lan. O gün bugündür hasta oldum. <laughs> ben doğada gerçekten daha keşfedilememiş tedaviler olduğuna çok inanıyorum. E tabii. Ve bunun tabiatın içerisinde olduğu o tabiat ana ve şamanizm mantığı var ya. Hmm. Ben buna inanıyorum abi. Ben de inanıyorum da insanların çok aşırı kendini kaptırdığını düşünüyorum buna. Bu evet. ritüellere, bu bilmem nelere. Birkaç tane şaman belgeseli izledim. Çok abartı geldi bana. Hmm. Yani. Ya da insanlar kendini tanımak için çok güçsüzler. An anlatabiliyor muyum demek istediğim. Evet. Çok ihtiyaçları var. Ortada bir ateş yakıp bir ortada bendir çalıp ...hay ya da huya, hay ya da huya yapıp... ...trans moduna geçiyor. E o zaman yok tabi muhalle düğünü. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapmak lazım. Yani bir tane böyle uyuşturucu kullanmak için. <laughs> Yalandan. Her hani, yerde. Hepsi manyağı bağlamış. <laughs> Şaka tabi bunlar. Kimse uyuşturucu kullanmıyor ortamlarda da. <laughs> Öyle ama... şanmayın. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> şaman şaman olan şeyler... <laughs> Yani çok işte onu diyorum yani. Kendini bildiğin zaman işin özü o yani Hı -hı. bence. Bir bok olmadığın aslında bu dünyada, çok özel biri olmadığın, aslında bir değerinin olmadığı hani Hı -hı. o cenderin içerisinde ne kadar varsan o kadarsın. Anı yaşamak gerek. Keyfini çıkarmak gerek. Çünkü vakit kısıtlı. Evet. Milyar yıldır var olan dünyada 80-90 yıl Hani teaser gibi bir şey fragman gibi bir şey yani. evet bununla ilgili de o senin söylediğin mantıkta o ritüellerde yok işte enerjinle parayı çağır <laughs> enerjinle kendini bul Aldım, e, kabul beynin ettim. götüne girsin gibi <laughs> eğitimler satılıyor hocam e güzel abi ben bayılıyorum bu adamlara evet e, parayı nasıl kendine çağırırsın diye bir eğitim var <laughs> ve bir whatsapp grubu kurulmuş belki önüne denk gelmiştir <laughs> bu kepste evet bir arkadaşın annesi bu grupta. Evet. Ee, o eğitim iki saatlik bir eğitim. Hmm. Sana abi parayı nasıl çağırırsın hmm. kendine? Hmm. Evrenden nasıl gelir hmm. bu güç ve para? Sana bunun eğitimini veriyor. 144 kişi var WhatsApp grubunda anlat. Bunu WhatsApp'ta anlatıyor. Tamam. <laughs> ee, ücreti 1500 TL. 144 <laughs> kişi var. Çok iyiymiş. Hı hı. Adama geliyor işte. WhatsApp <gülüyor> sayesinde. <gülüyor> evet. evet. Böyle geliyor arkadaşlar. <laughs> Siz de şimdi gidin 150 kişiye bunu anlatın evet, ya. Evet bunun eğitimini veriyor ve böyle 20'nin üzerinde eğitimi var. Çok Bazı iyi. iki günlük e, eğitimleri var. Ben baktım programına arkadaşın o hocamızın sağ olsun. <laughs> e, i̇ki günlük bir eğitim var. Kendini tanı. İsmi de bu <laughs> kendini tanı ne kadar biliyor musun iki günlük 8 sekiz saat 8 saat on bin TL kendini tanı <laughs> bir odada kimliğine bakıyorsun kırk <laughs> sekiz saat <laughs> ya bu nedir ya cilt nom <laughs> kötüyüm baba işte odaya odaya kapatanlar var ya kendini şaman şeyinde de biliyorsun değil mi hmm. bomboş bir bir metrekarelik mi 2 metrekarelik mi ne bir şey? Kapatıyor. Lahit gibi bir yer herhalde. Lahit gibi değil yok ha. oturuyorsun canım ha, ha. şey değil yani. Kutu gibi bir yer böyle. Ne derler ona? Şeye gir. Lahit diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Nedir? <gülüyor> Tecrit değil de neye girmek? Bir şeye girmek. Dinde de var ya o bir hmm, şeye giriyorsun hmm, öyle. Hmm, hmm, hmm. Hatırlayamadım kelimeyi şimdi. Evet evet kendini böyle halvet <laughs> diyeceğim de değil. <laughs> Sen bunu artık kendin albet. Evet. <laughs> Kendini tecrübe ediyorsun hakikaten. Evet. Eh, gibi bir evet. şey aynen aynen aynen. E baba iyi ya. Alan razı, satan razı değil evet. mi? Herkes mutlu, şikayetçi olan yok. Aynen öyle. İnsanlar abi bir şeye inanmayı istiyorlar yani. Hı hı. Bir şeye inanmak istiyorlar. Para konusunda da öyle ki hep güzel taraf anlatılıyor ya para kazanmanın. Evet çok basit yani. Bir hikaye çok basit evet, kurgulanmış basit bir, bir hikaye, hikaye. Başı... ama insanlar buna çok rahat çok başarı hikayeleri hep şey ya evet. yani hani sıfırı bir liraya nasıl yaptık bilmem ne falan falan hı hı hı. Yani. ne yazık ki öyle değil yani ben hiç hiçbirine inanmıyorum yani işte Facebook evin şeyinde çıkmış evet hani evet, garaj nasıl bir garaj garajsa... çıkmış hani WhatsApp kişi <laughs> 400 dönüm garaj <laughs> <laughs> ...üç arkadaş işte evde oturuyormuş evet. WhatsApp'ı bulmuş ha evet Geçen ama anı. yatırım ilk yatırım bedeli 500 milyon dolar tamam, yani tamam, hani. tamam, tamam. Evet. Evet. hocam parayı sever misin parayı sever miyim yani o anlamda sevmiyorum ya parayı. dolar mı seviyorsun TL mi Euro mu dolar <laughs> ne, güzel neyin hangisinin neyin? simgesi daha hoşuna gidiyor para simgesi Euro Euro'nun ki güzel en yüksek da. o <laughs> Şekil. pound güzel pound, ha. Muydu? <gülüyor> pound. <gülüyor> Kuvvetli. <gülüyor> <laughs> evet. Ee, Türk, Türk lirasının tasarımcısının ismi Tülay Lale diye bir hanımefendi. Evet. TL'yi tasarlamış ya. Evet. Aslında kendi ismi ve soy ismi de Tülay Lale TL. Ha. Oraya da bir imzasını bırakmış oldu aslında. Güzel. Dolarınki Sean McCarthy. <gülüyor> <gülüyor> Seni çok seviyorum Tülay. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Evet, baş harfleri de tasarımda yer alıyor, biraz da o şekilde tasarlamış. Güzel, helal evet. olsun. Bu güzel bir şey bence. Ya güzel bir şey tabii canım, vardır bir tanıdığı illa ki öyle. Herkese yaptırmazlar. Böyle bir şeye şey, imzan de. olması veya bu hayatta imza atacak bir şeyler <laughs> ister misin? Ya Aa, bu abi hayata bu, bir imza atıp gitmek isterdim. Var mı sende bu? Bu düsturla yola çıkılmaz ya. O, o, o hikaye öyle değil yani. Yani 6 yaşında 7 yaşında ya da kendini ne zaman tanıdıysa ben bu hayata bir imza atmadan gitmemeliyim. Bir imza nerede karar vereceksin imza attığına? Öyle bir şey değil ki. <gülüyor> sen, <gülüyor> <gülüyor> sen bir hayat yaşarsın bir bakarsın imza atmışsındır yani. Evet. Ya da normal geçmiştir yani. Sence senin imza atılacak bir hayatın mı olacaktır? Onu bilemeyiz diyorsun. Bilemem bunu. <laughs> yani hayatın ne olacağını bilmem. Ama bu kafada birisi değilim yani. ...bir imza atmam gerekiyor. Öyle bir şeyim yok. Hı hı. Ama ben... ...imza atmamış olsam bile... ...belirli bir yaşta... ...belki ölüme yakın yaşlarımda... ...geriye dönüp baktığımda... ...ne kadar az pişmanlığım varsa... ...ne kadar çok mutluluğum varsa... ...benim için okeydir yani. Yoksa insanlara hani... ...öldükten sonra da adım yaşasın falan filan... ...hiç sen öyle bir şeyim yok. Sende hiç öyle bir şey yok, yok hakikaten. Bana ne faydası olacak yani? Öyle bir iz bırakmayı sevmiyorsun sen. Yok abi... Bir kişi de belki iz bırakır. çocuğunda iz bırakabilirsin. Bir arkadaşın da iz bırakabilirsin. Parmağında iz kalan <laughs> yüzükten dolayı. Aynen. Şimdi neden parmakta yüzük dedim hocam? Ha. Bağlamak istedim bir konudan evet. bir konuya. Hiç yapmıyorsun diyorsun ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine yapamadım. mı? <laughs> Eski Mısır kraliçesi Nefertiti... ...tarihte ilk evlilik yüzüğünü kullanan kişidir. Hmm. Yüzük takmak için sol elin ikinci parmağını seçmiştir. Herhalde tamam. bu. Değil evet. mi? Evet. evet. Çünkü sadece bu parmakta... ...direkt kalbe giden bir damar varmış. Ha. Hı -hı. Yüzük Oradan morfini veriyorsun. <laughs> <laughs> hep mutlusun. <laughs> yüzük parmağından... ...kalbe giden bir damar var ha? Evet o yüzden yüzük parmağı bu parmak. Hmm. Sen... ...evlilik yüzüğü hakkında ne düşünüyorsun? Senin için bir tasma mı yoksa... ...takılması gerekiyor? takana? Yoksa hep aynı klişe cevaplarını mı takmıyorum. vereceksin? Takana da saygı var. <laughs> <laughs> ne diyeyim oğlum... <laughs> <laughs> Sen kullanıyor musun evlilik yüzüğü? Ben kullan alerji <gülüyor> <gülüyor> En büyük yalan. Aynen. E biz de, de meslek şey işte, <laughs> Mikrofon kullanıyorum çıt çıt yapıyor falan. Yok ya ben sevmiyorum. Takı sevmiyorum normalde. Hakikaten evet. öyle. Ama, ama ikimiz de sevmiyoruz çünkü saat bile yok bizde. Aynen. Evet. Aynen öyle. Zamanın Aynen. bile önemi yok. <gülüyor> <gülüyor> Gibi mi? Niye, niye kullanmıyor saat bilmiyorum. <laughs> ararsanız. <laughs> şey mevzusuna ne diyorsun? Aslında bekar yüzük takıyor ki evli gibi gözüküp kadınları evli erkek falan filan gibi. Öf. Yok mu öyle bir şey? Çok zor değil miymiş? Niye? Bir kadınlarda öyle bir challenge var deniyor ya. Hani evli erkeğe. Kadınlar evli erkekle aldatmayı daha kolay buluyorlar. Çünkü hani düzenini yıkmayacağı için yani sadece fuck buddy arıyorsa Hı -hı. o erkeğin evli olması evet biraz işlerine geliyor aynı işte hani... bunun için evli gibi gözüken adamlar var işte onu ya ama bekarken de buna bir gerek yok herhalde yani zaten neyin peşindesiniz zaten hani bir işte bekar ya hani evet çok senin biraz önce söylediğin hikaye yani bekar olduğu için daha fazla arayabilir daha fazla bir düşkünlük yaşayabilir Hmm, anladın hmm, mı? Hmm, hmm. Ne diyorsun erke erkeklerin yani evli erkeklerin e, fakbadilikte daha güvenilir bulunmasına. Doğrudur değil mi bir Mantıklı kadın için? Olabilir. Ya bir kadın Biz de olsan. <laughs> Oğlum ne konuşturuyorsun bizi ya? <laughs> Çok güzel şakaymış ama bu arada. Bir kadın olsan. <laughs> Bence Pazartesi sendromu Avrupa'da olan bir şey ya. Bizde <laughs> öyle bir şey yok abi. Pazar da çalıştığımız <laughs> için olabilir. Mi? Evet ben zaten hani Ha yani sende var öyle bir şey. Evet. Ya bir ya yani insan... İşin varsa yani. Evet. Bir tık bence onlarınki böyle bir düşüşe geçiyor tamam mı? Hani hafta sonu biraz işler birikiyor. Hmm. Hem bir de işte takılmışsın, etmişsin, sosyal yaşamları da iyi ya Avrupa'daki <laughs> babaların. Zaten her hafta sonu bir şey yapıyor adam yani. Evet. Şimdi senin gibi rutin ya ...bir yüzüklü adam buluyor. <laughs> Aynen. Boktan yaşamadıkları için... ...bizim kadar. O yüzden o pazartesileri onlara... ...biraz daha şey geliyor yani anladın mı? <laughs> Sert. Evet. İncinmiş. Tabii bize her gün... ...sendrom yani. Ya haftada altı zaman. gün çalışıyoruz zaten. Yani hani pazartesi... ...buhran diyemeyiz bize ki eminim... Bize yani. Evet. Eminim ki senin... ...salı, çarşamba, perşembe, cuma, pazartesinden bir farkı yok. Yok hani... işte evet onu diyorum. Çünkü bizde her gün 8 saat mi 10 saat mi evet. çalışıyoruz abi. Evet. Yapılan bir araştırmaya göre... ...hem cinsinden çok karşı cinsten arkadaşı olan kişiler... ...daha az depresyon ve endişe yaşamaktadır. Eşime bunu bir türlü anlatamadım. <laughs> 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 yok mine kim yok... <laughs> <laughs> sen de daha çok depresyon yaratıyorsun <laughs> daha fazla ansiyet var. ya biri ararsa <laughs> ne diyorsun senin karşı cins arkadaşın çok mu yoksa hepsini paralı mı tercih ya birisine para veriyorsun diye arkadaş olamazsın <laughs> samimiyetimiz var. Durumun olmuyor bazen. <laughs> yok. yok ya benim karşı cinsten daha fazla arkadaşım yok. Ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> daha çok erkek hem cins arkadaşım var ya. <laughs> Çirkin. Aynen. Bence genel olarak ne kadar az arkadaş o kadar iyi ya. Doğru söylüyorsun. Çevrendeki insan sayısı yani böyle arkadaş, dost bir şey olduğunda hemen arayacaksın, koşacaksın bilmem ne çut falan filan. Bunun sayısı bence zaten çok olamaz yani. Hı hı. Yalandır yani. İnsanın hayatında değil mi baba dostum dediğin, arkadaş, sırdaşım dediğin. Arkadaş mi? olabilir ya. Arkadaş, arkadaş olabilir. Evet. Arkadaşı, ya dost zaten yani. Ama onun da bir şeyi var. ya Benim 400 arkadaşım var diyen adam... Çok zor abi çok zaten zor abi. ordudadır. <laughs> evet öyle bir şey olmaz. <laughs> Vatan arkadaşlığı yapıyoruz. <laughs> Metrobüs şoförü. <laughs> e, bunu kadınlar çok söylüyor ama. Bu cümleyi bence. Bu benim yorumum bu arada. Kadınlar evet yani hem arkadaş hmm, arkadaşlar. Yani onlar erkeklerle gerçekten sanki sanırım daha mutlu oluyorlar. Arkadaş anlamında. Katılıyorum ya kadın dostluğuyla, sırdaşlığıyla değil mi? Erkek erkek evet. olan dostluk arasında çok, çok büyük fark var. Çok büyük fark var hocam. Bunu evet. kadınlar da kabul ediyor bence. Ediyorlar. Çünkü e, hiçbirinin o tarz skeç veya diziye veya o tarz bir söyleme e, bir baş kaldırdıklarını görmedim. Evet. Tepki de ee, göstermiyorlar. Evet. Yani doğru. Çünkü söylüyor. onlar da bunu savunuyorlar yani. Ve kadınlar erkeklerle arkadaş olmayı daha çok seviyorlar. Evet. Ama yine başka bir kadın olmayacak muhabbeti de var biliyor musun? Bak bu da başka bir benim tespitimdir. Mesela başka benim, bir yakın kadın arkadaşı da olmayacak. O değil grubun mi? içerisinde evet. Başka evet. bir kadın da olmayacak. Üç erkek bir de kendi atıyorum. Evet. Dört erkek bir de kendi gibi. Ya da işte o hakikaten arkadaş olduğu erkeğin onun kadar yakın bir arka kız Bravo. arkadaşı da olmuyor. Evet. Ya. Mesela ya da hani sen ben bir de bir hani kadın arkadaş hani. Geçen hafta. <laughs> ya ben yap, ben yapacaktım ya. <laughs> mesela evliyiz. <laughs> Saat tam 22:00'da isvesti. <laughs> evet. İsveç'te gece pencereden çığlık attığında bunu kimse yardım olarak algılamaz ya da yadırgamaz. Aksine size çığlık atarak karşılık verirler. Bu 1970 yılından kalma bir gelenektir. Oğlum saat 22'de kim kimi siker çoğuzun. <laughs> 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 Gelenek <gülüyor> yapacak bir şey yok. Tam o ana denk getirirsem problem yok ya. Yani. yani enteresanmış. Yani imdat denmesine de hani şey yapmayacaksan ya bir süreden sonra bir şey yaparlar herhalde. <laughs> Bu çok bağırdı. <laughs> bir gidip baksak mı diye. Hindistan'da kadına şiddet uygulayanları sokak ortasında döven pembe çete isimli bir kadın çetesi vardır. Diyelim ki bir kadına orada eziyet ediliyor. ...bu pembe çetedeki ablalar hakikaten hepsi de pembe giyiniyor. Böyle hmm. ellerinde sopalarla adama dalıyorlar abi. Ne enteresan değil mi? Ne biliyorlar? Hı? Ne biliyorlar mesela? <laughs> Kung fu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani gerçekten bunu yapıyorlar. Mesela ben bunu izledim. En az 3-4 tane mesela videosunu adamın izledim. Adamın gerçekten suçlu tabii, olduğunu tabii, nereden biliyoruz? Tabii tabii. Onu kız söylüyor zaten. Ne söylüyor? O, mesela... Beni dedi, dövüyor mu diyor. Evet ya da taciz ediyor beni falan diye... O pembe kıyafetli olduğunu nereden biliyoruz onu söyleyen kadının? E kız çıplak ve yaralı yani. <laughs> ne alakası var? <laughs> Şaka şey yapıyorum bizim. da. Yok belli ya tiplerden falan bilme. O dövdükleri de adamı da gördüm ben biliyor musun? Hmm. Hani onu da gördüm yani hmm. o videoda. O adam dövülür zaten öyle bir <laughs> adam. <anladım>. Hem fakir... <laughs> Saçma sapan bir ülke ya. Hiçbir şey normal değil. Evet sadece. ya. Ha. Görsel, işitsel ve benzeri alanlarda olağanüstü yeteneklere sahip kişilere savant deniyor hocam. Savant. Olağanüstü yeteneklerden kastım da bir abi var hocam. Kim Peek. Hint mi? Yo Amerikalı bir abi. Acayip bir yeteneği var. Sağ gözüyle sağ sayfayı, sol gözüyle sol sayfayı kitabı 8 saniyede okuyabiliyor. Çüş. Evet. İnanılmaz değil mi aynı anda? Yani 8 saniyede iki gözü... Scanner gibi abi. Hayır bir de oğlum aynı anda iki bilgiyi almak. Evet. Değil mi? Yani, Hafızasındaki kitap sayısı ezber anlamında 12 yani aynı bin. Aynı anda mesela on, şunu diyorum ben sana. Bunu aslında iki tane monitör koyup iki film göstersen adama. Ya da de iki karı koydun. <laughs> <sana. gülüyor> Dur bak bir şey dedik <laughs> Biz çok küfürlü mü şaka yapıyoruz? Küfürlü mü şaka yapıyoruz? Küfürle güldürmek değil mi? Bu yılların... Kolay herhalde kolay bir şey. ...ya değil be kardeşim ya. Allah Allah. Canımız çıkıyor. Cem Yılmaz adam seneler önce söyledi yani... ...git polise amına koyayım de ...bakayım gülecek mi diyor ya... Hmm. ya ...hakikaten öyle bir şey değil ki yani. Kahkahalarla yer atıyormuş. Yani. <laughs> Bunu şimdi ne sikeceğiz? <laughs> Yalandan geliyor. Ne diyorsun? Sağ gözüyle farklı okumak, sol gözüyle... İşte göz... onu diyorum. İki tane monitör koydun... ...iki farklı <laughs> film izletiyorsun mesela adama. Baba hani... Anladın mı? İki farklı Hı -hı. konu, iki farklı kitapta yani da öyle ya. Şimdi bu sayfada gerçekleşen olaylarla bu sayfadaki olaylar bir tık önünde ya. Hı -hı. Aynı anda o bilgiyi alıp süzmesi çok enteresan yani. Bu abi hani şu anda öyle bir bilgim olduğu için söylemiyorum ama herhalde beynin hani sağ sol lob bilmem de, demek Bu yani. bayağı ayırıyor ve hafızada hani 12 bin kitap tutması sorunca söylemiyordur canım. Hı? hafızada tutmuyordur 12.000 kitap. Yok e şöyle hafızasında yaklaşık 12.000 adet kitap var. Herhangi bir tarihin hangi güne denk geldiğini direkt biliyor. Yani evet. bir tarih söylüyorsun hemen söylüyor salı, ha, çarşamba. Abi. Atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok, hafızada vardır. Kitap tutamaz abi 12.000 kitap. 19 Aralık 2009 günde hayata gözlerini yumdu. Hmm. Çok enteresan ya. Böyle abiler varmış abi. İki gözünde mi yumuş? <laughs> Göz bebeğini sevdiğiniz insanlara bakarken yüzde 45 oranında büyüyormuş. Sevdiğim bir insana bakarken. Allah Allah. Yüzde 45 çok büyük değil mi ya yüzde? Haplanmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hanım. <gülüyor> yani fokus olmakla alakalı herhalde. <laughs> Son şaka <olayım>. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> Hayır oğlum. Daha fokus oluyorsun ya. Sevdiğin insan mı bir şey mi? <laughs> Göz bebeğinde büyüme oluyor ister istemez değil evet. mi? Arzu <gülüyor> diye. <gülüyor> Aynen. Değil mi? Uzaktan görsem falan. <laughs> <laughs> Şügelen olmalı. <laughs> çok güzel bir bölümdü. Vallahi Eğlendin mi harbiden? Çok eğlendim. Teşekkür ediyorum. Biraz böyle sert girdik kafadan ama... ...katarsis ortamı için. <laughs> Herhalde biraz daha paramız olduğunda... ...daha güzel bir ortam. Daha güzel kamera. Bir kardeşim demiş ki... ...Canku'nun kamerası terlik gibi. Kabul ediyorum hakikaten. Hı -hı. Haklıdır kendisi. Hı -hı. İnşallah... Bir vereyim düzeye, mi artık bir üst düzeye daha çıkacağız kayıtta da değil zannettim aklım götüme kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> haftaya görüşürüz kendinize çok iyi bakın